Mektup geliyor. Barış abi bizim illere de uğra diye. Biz Deretepe Türkiye'ye yola çıkalı ve neredeyse tam 4 yıl olmuş. Bugüne kadar gezdiğimiz yerleri şöyle bir hatırlatmak için bu yeni haritamızda işaretledik. Tabii günün birinde sizin illere de geleceğiz. Bugün Kahramanmaraş'tayız. Evet, bu pazarda Kahramanmaraş'tayız. Nüfusu neredeyse çeyrek milyona yaklaşan Kahramanmaraş'ta. Bakın, Maraş'a kahraman ünvanı veriliş üzerine daha 20 yıl bile geçmedi. Önümüzdeki 7 Şubat'ta yine törenler var. Ben sizlere yöreyi anlatırken, tabii ki yer yer Kahramanmaraş'tayken bazı da Maraş diyeceğim buranın eski ismine izah eden. Ha dilerseniz bir kere Maraş ismi nereden geliyor onu bir öğrenelim. Bunun için şehrin göbeğindeki, merkezindeki Ulu Cami'ye gidiyoruz. Şu anda Ulu Cami'nin avlusundayız. Gerçi ben sizleri buraya Maraş adının nereden geldiğini anlatmak için getirmiştim. Ancak Ulu Cami'nin mimari özelliklerini görünce bir ara vereyim dedim. Maraş olayını biraz sonra anlatırım. Ben size dilerseniz bir Ulu Cami'yi tanıtayım. Burası 1502 yılında yapılmış. Kim tarafından? Dulkadiroğulları'nın beyi Alaüddevle tarafından. Tekrar söylüyorum. Dulkadiroğulları'nın beyi Alaüddevle. Çünkü bazen halk arasında Zülkadiroğulları'nın beyi Alaaddin Devletli de deniyor. İkisi aynı kişi. Bu cami Memlük mimarisinin özelliklerini taşıyor. Bu Memlük tarzı mimari örneklerini tabii ki Kahramanmaraş'taki diğer bazı camilerde görmek mümkün. Bahsettiğim yıllar Yavuz Sultan Selim dönemi. Çünkü daha sonra Kanuni Sultan Süleyman döneminde Dulkadiroğulları Beyliği tümüyle Osmanlı İmparatorluğu'na katıldığı için artık ondan sonra tabii ki Memlük tarzı camileri burada görmek mümkün olmamış. Evet, şimdi gelelim Kahramanmaraş adının nereden kaynaklandığına. Bakın, bütün bu yöre Anadolu'nun en eski yerleşim merkezlerinden biri. Öyle ki alt ve orta paleolitik döneme ait bir takım çakmak taşından araç ve gereçler bile burada bulunmuş. Şimdi daha öncelere gelelim. Asurlar döneminde buradan Markasi diye bahsediliyor. Dikkat edin, Markasi, Maraş o kadar da yabancı değil birbirine. Daha sonra Halife Ömer zamanında Halid bin Velid komutasındaki ordular burayı fethedince buraya Maraş demişler. Maraş titreme yeri anlamına geliyor veya titreyen insanların yeri. Neden? Çünkü burada çeltik tarlalar varmış ve çeltik tarlalardaki sivrisinekler insanları sokarmış, insanlar sıtmadan titrelermiş. Onun için titreyen insanların yeri Maraş denmiş. Sevgili Evliya Çelebi'ye göre burası hayır, Mariş'ten gelmeliymiş. Mariş'in öyküsü de bir hayli uzun, ben kısa keseceğim. İşte yılanlar varmış burada. Haklı haksız herkesi öldürmüş. O da yılanların yemi anlamına Mariş'ten gelirmiş. Ancak Bizans kayıtlarında ise buraya Markasyon deniyor. O da Maraş'tan pek fazla farklı değil. Ne haber? Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Hoş geldiniz. Sen nasılsın? Ya bu hele televizyonlarda falan çok. Ha çocuklarla program. Orada boyun biraz büyük görünüyor. Tabii biraz. Şimdi burada ufak kaldı değil mi? Hakikaten öyle oluyor yani. Şimdi gerçek de öyle yani. Televizyonda öyle. Televizyonda kim çıkarsa dev gibi görünüyor. Ya biraz büyüyor yani bayağı. Burada ufak kalıyor işte. Allah bizi böyle yaratmış. Ne yapayım boyu bu kadar işte. Televizyonda büyük görünüyor. Olur bu buranın suyu buranın suyu da herhalde değil mi? Tabii buranın suyu bak. Buranın ayranı. Davar ayranı. Biz şehirlerde ayran diye su içiyoruz, su. Allah. Bunu içince böyle ayran değilmiş anlıyoruz. Allah. Biz de ayran diye su içiyorlar memleketinde. Çalgınız malgınız burada var mı şimdi şu anda? Vallahi bugün çalgı yok, bugün muhabbet var, laf var bugün. Şimdi oturacağız, burada dalacağız. Biz oturalım gene. Arkadaşlar ne iş yapıyorlar? Çekerler onları. Herkesin bir işi, onlar çekerler. Onları çekmek. Benimkisi de çektirmek böyle. Memleket nereye?
Şimdi abi o kadının karısını ben de bilmiyorum. Neden dersen hemen ana tarafından Adanalıyım, Kozanlıyım. Ha şu Kozanlı. Kozan, yakın yakın söz. Tamam, biliyorum. Baba tarafı Balkan Harbi'nde Rumeli'den gelmiş, İstanbul'a gelmiş. Biraz da İstanbullu da var, biraz da Rumelilik var, biraz da Adanalılık var. Karışık yani. Memleket bizim, boş ver. Memleket bizim, ha oradan ha buradan. Bugün buralıyım. Tabii. Bugün Kahramanmaraş'tayız bugün. Bugün öyle. Ya ben bunu içersen sabah bulurum bunu, çok fazla bu. İç, karnını doyur. Şişer, karın şişer. Mümkün değil yani, mümkün vallahi değil. Buranın havası götürür. Sen tamam, buranın havası götürür yani. Burada en az yarım kilo var. Yok, onda ne var? Şunu şapşağın açıyor. Bizi silahı bitiriyorsun ya. Sen alışmışsın ya, ben bunun bir tanesini evet. Horul horul uyuyorum sabaha kadar ya. Buranın havası götürür onu, o kısa. Ben gene izin rica edeyim de müsaadenle. Ufak bir yolumuz var bizim de. Öyle mi? Daha bir de götürün, beş olanı da biz de gideriz sizinle. Oluruz, oluruz. Ben tası sana vereyim. Sağ olasın. Hadi selametle. Suldere mevkinde Kültür Köyü. Evelallah pazar günü. Şu anda sizleri Döngel Mağara ve Şelalesi'ne getirdim. Gerçi şelalenin sesinden pek fazla konuşamayacağım, biraz kısa keseceğim. Burası Kahramanmaraş ve Kayseri anayolu üzerinde. Kahramanmaraş'a 55 kilometre mesafede. Bakın son yıllarda çok ilginç bir slogan var, çok moda bir slogan var. Diyorlar ki turizmde yeni adres Kahramanmaraş. Bana sorarsanız katiyen abartı yok. Burada gerçekten gezmeye, görmeye değer. Ben kısa kesiyorum, burayı birlikte bir gezeceğiz. Döngel Mağara ve Şelalesi. İnsanoğlu gezdikçe neler görüyor, gördükçe neler öğreniyor. Ben şu anda Kahramanmaraş'ta bir tarhana imalathanesindeyim. Gerçi bunlar evlerde yapılırmış. Ancak apartman hayatının icabı artık tarhanayı böyle damlara serip kurutmak mümkün olmadığından böyle büyük büyük imalathaneler açılmış. Şimdi tarhana deyince bir kere orantısını verelim. 1:2,5 ne? 1 buğdaya 2,5 yoğurt. Gerçi burada dövme diyorlar buğdaya, yani kabuğu alınmış buğdaya. Bazı yerlerde yarma denilmiş. Dövme ya da yarma, yani kabuğu alınmış buğdaya 1:2,5 yoğurt katınca bir kere o hamur hazırlanıyor. Ha şimdi hamur haline getirilen tarhananın kurumamış şekline firik, kurumuşuna tarhana deniyor. Ha şimdi buraya kadar çok fazla bir şey söylemedim. Bu zaten çok güzel bildiği bir şey. Bakın tarhana deyince aklınıza ne gelir? Oh, mis gibi leziz çorbası gelir. Biberinden falan filan. Tamam, onu zaten Kahramanmaraş'ta biliyorlar. Ayrıca burada tarhanayı kuru olarak yiyorlar. Evet, tekrar söylüyorum, yiyorlar. Hem de nasıl biliyor musunuz? Çerez olarak. Yanında fındık, fıstık, televizyon karşısında kuruldukları gibi yaz kış kuru tarhanayı kıtır kıtır yiyorlar. İşte şu gördüğünüz gibi. Ve afiyetle yiyorsunuz. Yaradan'a kurban olayım. Verdiğimi veriyor. İşte bu Kahramanmaraş'ın ünlü tarhanası. Bir anlamda yaş tarhana olarak tanıtabileceğim firiğin burada bir çerez gibi yendiğini söylemiştim. Onun tadına varmak için firiği şöyle yayıyorsunuz ufak parçalar halinde. İçine fındık, ceviz, fakat mümkünse badem koyuyorsunuz. Ve tabii bildiğimiz şekilde dürüm yapıyorsunuz. Karnınız çok açsa bir ikiniz daha yapıyorsunuz, hazırlıyorsunuz. Niye? Çünkü insanın iki eli var. Birini verine, birini öbürlerine alıyorsunuz. Kahramanmaraşlılar bunu bizden saklamışlardı. Sonunda böyle oldu. Barış geldi, meseleyi öğrendi. Herkes anlatıyor. Aklınız varsa ne yapın yapın, yolunuzu burada düşürün. Ve şu fiilin tadına yerinde burada, Kahramanmaraş'ta bakın.
Demek bunu bize sakladılar. Buralarda bir söz vardır. Bir iş fazla uzadı mı, Maraş dondurması gibi uzattın ha uzattın derler. Ben aksine uzatmayacağım, kısa keseceğim. Ve sözü bu işin ustalarına kime? Mehmet ve Atilla Kambur kardeşlere bırakacağım. Konumuz tabii ki Maraş dondurması. Bu arada duramıyorsunuz. Durabilirim tabii gayet tabii. Hayır, bana dediler ki durursan dondurma olmaz, durdurma olur dediler. Çünkü devam etmesi... Dövülmesi lazım. Şimdi ben şöyle söyleyeyim. Bir ciklet insan ağzında tuttuğu zaman ne süner ne şişer. Ciklet ağzını devamlı çiğnediği zaman uzar ve balon olduğunu görürsünüz. Evet. Kahramanmaraş dondurmasının uzamasındaki esprin bir takım şeyler de çalışmak yani onu karıştırmak suretiyle. Bu ustalığın inceliği tabii. Merak edenler olabilir şu yanındaki ne diye. Bu dondurma. Bu bildiğimiz Maraş dondurması. Böyle asılıyor çengere. Çengere asılıyor. Evet bir parça burada var. Son derece sert bir dondurma bu. Eyvah. Ben... Eyvah. Şimdi işte ustasını görüyoruz. Çamaşır ipi olarak da görebiliriz. Çamaşır ipi olarak görebilirmişiz. Aynı zamanda ip olarak atlatabiliriz. Atlatabiliriz. Aynen tabii. Çamaşır ipini geçti bu. Değil mi? Değilmiş. 10 puan alkış. 10 puan.